Selamünaleyküm arkadaşlar. 8 Mart 2024 Cuma günündeyiz. Köyümüzde güneş yavaş yavaş batıyor arkadaşlar. Köyümüzde bugün hava güneşliydi ve sıcaktı. Fakat meteorolojiye göre yarın gün boyu köyümüzde kar gösteriyor. Tabii şüphesiz en iyisini Allah bilir. Şu an deprem evlerinin oradayım arkadaşlar. Çevre düzenlemesi halen devam etmekte. Artık köyümüzde ilkbahar adım adım yaklaşıyor arkadaşlar. 2 gün sonra da Allah nasip ederse oruçlu olacağız. Mübarek Ramazan ayı geldi. Allah şimdiden tutacağımız oruçları, kılacağımız namazları dergah-ı izzetinde kabul eylesin. Amin. Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü arkadaşlar. Kadın insanoğlunun anasıdır. O sebepten dolayı şahsi görüşüm, kadının özel bir güne ihtiyacı yoktur. Zaten bütün kadınlar özeldir. Sadece insanoğlu kadınların değerini pek fazla maalesef bilemiyoruz genel olarak. Annelerimiz, ablalarımız, kardeşlerimizin olduğu her gün zaten özeldir. Değerini ve kıymetini kaybetmeden önce bilmek gerekir arkadaşlar. 2020 Elazığ depreminde yapılan evler neredeyse iç ve dış kısımları bitmek üzere arkadaşlar. Geçen sene şu an gitti, kaymakam bey mi vardı. Mart'ta teslim edeceğini söylemişti. Fakat büyük bir ihtimal bu Mart, Nisan gibi büyük bir ihtimal teslim edilir. Çünkü pek fazla bir şey kalmadı. Şu anda da gördüğünüz gibi kepçeler çalışıyor arkadaşlar. Kamyonla da harfiyatı dolacadan eski çöp dökülen yere döküyorlar. 6 Şubat Kahramanmaraş depreminde köyümüzde hasar gören ev sahipleri için de bilgi vereyim arkadaşlar. Salı günü kaymakam bey makamında ziyaret etmiştim. 6 Şubat Kahramanmaraş depremi ile ilgili de kendisi bize bilgi verdi. 6 Şubat'ta hasar gören evlerin köyümüze yapılacağını bizzat kendi bize söylemiştir. O sebepten şu an için ortada dolaşan her şey, her kelimeye pek itimat etmeyelim arkadaşlar. Çünkü kaymakam beyin direkt ağzından söylediğini söylüyorum. 6 Şubat Kahramanmaraş deprem evleri de köyümüze yapılacaktır. Önceki videolarımda arkadaşlar görmüşsünüzdür. Burası çok fazla yüksekliğe sahipti ve sürekli kayma oluyordu. Şu an burada evlerin arkasından araç yolu olacak ve 5-6 metre yüksekliğinde bir duvar örülecek arkadaşlar. Şu kısma oraya kadar da indirecekler. Şu tam parmağımın hizası olan yere kadar bu kısmı alıp ondan sonra duvar örülecek arkadaşlar. Şu anda da kepçeler çalışıyor. Deprem evlerinin içini merak eden arkadaşlar varmış. Bilgi verdiler arkadaşlar. Şimdi hepsi standart evlerin. Şu an buradaki ilk evin iç kısmını sizlere göstereyim. Evet arkadaşlar, burası balkon. Şu şekilde. Burası mutfak arkadaşlar. Henüz iç kısımları tamamen bitmedi. Yakın zamanda dolapları da takılır buranın.
Giriş arka taraftan arkadaşlar, kepçelerin çalıştığı yerden. Şöyle açıksa göstereyim. Gördüğünüz gibi kepçeler çalışıyor arkadaşlar. Giriş buradan arkadaşlar. Evin içine girdiğinizde hemen sağda bir tuvalet ve el yıkama yeri var. Bayağı da geniş kullanım alanı var arkadaşlar. Hemen içeri girdiğinizde bayağı bir genişlikte de dolap için ideal bir yer. Dolap bırakılabilir. İlk girişte karşımıza büyük bir salon çıkıyor arkadaşlar. Kocaman bir salonu var. Tabii sadece bir soba yeri var arkadaşlar. O da sadece salonda var. Salonun hemen girişinde solunda kalıyor arkadaşlar. Bir oda ön cepheye bakıyor. Şöyle. Çok fazla büyük değil ama ideal diyebiliriz. Şehir merkezindeki evler gibi. Banyosu bayağı büyük arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Fayans döşemesi yapılmış durumda. Bir de giriş fakat dağ cephesine bakan bir oda var arkadaşlar burada da. Bu biraz daha ön cepheye bakan odadan daha büyük. Evlerin içi çok güzel arkadaşlar. İlk yapımda çok küçük görünüyordu. Fakat salon gerçekten de bayağı bir büyük. Tabii kışın soğuk havalarda geldiğimizde bu evlerin içine giriyorduk arkadaşlar. Çok sıcaktı. Soba yanmadığı halde. Evler bittikten sonra oturanların çok fazla kışın burada problem yaşayacağını düşünmüyorum. Çünkü soba yanmadığı halde evlerin içi sıcacık ve güzeldi. Tabii evlerin manzarası ayrı bir güzel arkadaşlar. Direkt karşıya baktıklarında müthiş bir dağlar var arkadaşlar. Böyle harika bir şekilde. Sağ tarafında hemen köyümüz görünüyor. Sola doğru döndüğünde ise arkadaşlar karşı taraftaki dağlar Adıyaman'ın dağları. Dere yatağından da Fırat Nehri geçiyor. Sola baktığında da bu manzara var. Tabii kamerada pek belki güneş de batıyor etkisi olabilir arkadaşlar. Çok fazla net görünmüyor. Ama müthiş bir gözle baktığınızda müthiş bir manzaralı evler. Allah hepsine ev sahiplerine hayırlısıyla oturmayı nasip etsin. Amin. Aziz Allah, şefaat ya Resulallah. Şu an köyümüzde ikindi ezanı okunuyor arkadaşlar. Orası taşlık alan olduğu için arkadaşlar iki tane kepçe var. Biri taş kısmı kırıyor, diğeri de kamyona yükleyip toprağı sevk ediyorlar buradan Dolaca'ya. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hayırlı sağlıklı günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.